Efendim neredeyiz şu an? Deniz Akka ile yeniden ben, yani büyük değişimin adresindeyiz. Değerli misafirlerimiz yine bizlerle birlikte, değerli uzmanlarımız ve doktorlarımız yerini aldılar. Hayati Hocam, bugün Mine Hanım'la birlikte bir yola başlayacağız. Ama bu yolun içerisinde tabii en çok mesai, uzun mesai sizle birlikte Samsun'da geçirdi. Samsun'da bir hafta, evet. Evet, evet, isterseniz Mine Hanım'ın değerlendirmesini, öncelikle kendi ağzından hikayesini dinleyelim, sonra birlikte yapalım efendim. İstediği tek şey mutlu olmaktı. Çok sevdiği eşi tarafından aldatıldı. Tüm umutları yıkıldı. Boşanmak istememin sebebi de bir iki kere mesajlarını yakalamıştım. Bu hamileliğimde de oldu. Hayata sıfırdan başlamak için Deniz Akkaya ile yeniden bene başvuran Mine Koç'un büyük değişimine çok şaşıracaksınız. Sakın kaçırmayın. Evet, Mine Hanım'la birlikte en beklediğimiz yere geldik. Nereye geldik Mine Hanım? Dişçimize geldik. Nihat Bey'e geldik, evet. Çünkü biliyorum ki en büyük sıkıntılarımız dişlerimizde. Neler hissediyoruz? Genelde çünkü hastalar dişçiye gittiği zaman hem isteklidirler hem de korkarlar. Hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Korkacak hiçbir şey yok. Pamuk gibi bir doktorumuz var ve bizi yukarıda bekliyor. Buyurun, isterseniz vakit Tabii. kaybetmeyelim. Hocam, biraz önce de söyledim. Mine Hanım'la biraz öncesinde de konuştuk. Biliyoruz dişleriyle ilgili sıkıntıları var, diş kayıpları var. Sizde gözüken manzara ne diyor? Şimdi bizim burada gördüğümüz kadarıyla Deniz Hanım üst çenesinde büyük ölçüde diş kayıpları var. Özellikle ağızlar bölgesinde. Ön dişleri duruyor ama ağızlar bölgesinde dişlerini kaybetmiş. Arka taraflarda? Üst çenesinde, evet, arka taraflarda. Esas çiğneme ve öğütme yapacağı dişlerini kaybetmiş. Bu pozisyon hastada aşırı kilo alma ve kilonun vücutta birikmesine sebebiyet veriyor. Çünkü obezitenin birinci sebebi eksik dişler. Hanımefendinin çene kemiği implant yapmaya müsait görünüyor. Özellikle sol alt çenesinde bayağı bir kemik kaybı var. Kemik kaybı var. Evet, çok ciddi bir kemik kaybı var. Onun için orada implant uygulamasını yapamamışlardır veya yaptıramamıştır hasta. Biz bütün bunları koordine ederek hastamıza sabit ağzından çıkmayan protezleri yapacağız. Hocam, bu durumda Mine Hanım'a box tekniği uygulanacak gibi mi gözüküyor? Sol alt çenesinde box teknik uygulaması yapılacak gibi gözüküyor. Bu pozisyonda ciddi bir kemik kaybı gözüküyor. Bayağı bir erime var herhalde. 4 milime yakın bir kemik kaybı var. Bu kemik kaybı dişlerin orada olmamasından da sebebiyet midir hocam? Evet, bir kere dişlerin orada olmaması bir handikap ama tabii dişler çekildikten sonra yerine bir protez yapılmaması o protezin eksikliğinden kaynaklanan bir boşluk. O kemik de belirli bir süre sonra mukoza rezilyansı dediğimiz bir sebeple erimeye başlıyor. Tamam. Evet, Mine Hanım'ın yolu anladığım kadarıyla uzun. Bir an önce ben diyorum ki vakit kaybetmeyelim ve işlemlerimize başlayalım. Çünkü o büyük finale doğru az vaktimiz kaldı hocam. Büyük finalde böyle istediğimiz gibi bir gülüşe sahip olmak için hemen bir başlangıç yapalım. Mine Hanım, bakıyoruz da Nihat Bey'i gördüğünüzden beri yüzünüzde güller açıyor. Korkularınızı yendiniz galiba. En çok çıkıp takılan damaktan çok korkuyordum. Ama implant yapılacağını söyledi hocamız. Onun için daha sevinçliyim. Bu kapıdan nasıl çıkmayı hayal ediyorsunuz peki Mine Hanım? Dişlerim daha güzel olacak. Ömrümün sonuna kadar daha rahat edeceğim. Mine Hanım'ın tedavisi için nasıl bir yol izleyeceksiniz Nihat Bey? Şimdi Mine Hanım'a ilk önce ağız hijyenini temin edeceğiz. Ağız hijyeninin temin edilmesi demek önemli bir detertraj yapılacak. Ağzında herhangi bir bakteri, plağı ve taş kalmayacak. Ondan sonra hastamızın implantları hemen yapacağız. Mümkün olan en kısa sürede biz hastamızı finale yetiştirmeye çalışacağız. Finalde görüşmek ümidiyle. Şimdi Mine Hanım'ın bu değişim sürecindeki henüz daha bitmeyen kısmıyla başlamak istiyorum. Neden onunla başlamak istiyorum? Bu diş tedavisi kendini aslında programımızda evet gösteren bir estetik kaygılarla yapılan bir işlem, fakat
Şimdi Mine Hanım'ın sıkıntısı derdi daha büyük. Biz biraz önce de seyrettik ama ben tekrarlayayım. Mine Hanım'ın ağzına çene yapılacak, yani çene kemiği yok ağzında. Kaybettiği dişlerden dolayı ağzında aslında implant yapabileceğimiz, yani implant dediğimiz şey o çeneye çakılan çiviler diyelim. Ben en basit haliyle anlatayım. O yok. Var olmayan çeneyi tekrar üretmek aslında çok zor bir yol. Evet. Değil mi Özlem Hanım? Evet, aynen öyle. Mine Hanım çok fazla miktarda diş kaybetmiş erken yaşlarında. Üst çenesinde implant yapılması için kemiği yeterli. Biz programdan sonra implantlarını yapacağız. Ama sol alt çenesinde kemik çok fazla miktarda eridiği için artık burası implant yapılması için uygun durumda değil. Ama çaresiz de değiliz. Çaresi var, evet. Box tekniği uygulaması yapılacak burada. Box tekniği şöyle bir işlem. Polilaktik asit plakaları arasına kemik grafti yerleştiriliyor. Yani bu bölgeye yeniden kemik yapımı sağlanmış oluyor. Bu kemik yapımını yaptıktan sonra da o bölgeye implantlarını yerleştirip sabit protez yapacağız. Yani şimdi hareketli tabii, bir şey kullanmasına Özlem Hanım öyle kalacak. Bir anlatıyor ki genel olarak zaten bir diş hekimi olarak da genel eli de böyle yumuşak. Öyle bir rahat anlatıyor ki Mine Hanım bu sürece çok hakim. Maddi olarak da süreç olarak da biraz meşakkatli. Evet. Bu yolda özellikle diş hekimine ciddi bir yük ve sorumluluk var. Ben öncelikle bu süreçte beraber yürümeyi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim Mine Hanım adına. Çünkü biz bu programı yaptığımızdan beri diş konusu ayrı bir benim için önem. Biraz önce de Mine Hanım söyledi, siz dişlerinizin olmaması nedeniyle kilo almış bir insansınız. Bunu da biliyorsunuz bilinçli bir şekilde. Neler söyleyeceksiniz? Şimdiden rahatladım zaten dişlerim yapılmaya başladığı için. Bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum hepsine. Efendim gerçekten ben de hep sizden böyle gülmenizi istiyorum Mine Hanım. Size artık şart koşuyorum ben, böyle güleceğiz sürekli. Yemeklerimizi de böyle iyice çiğneyeceğiz değil mi efendim? Evet. Evet, ağzımıza yapılan başka işlemler var mı? Biraz onları da anlatabilir miyiz Biz acaba? Biz bir diş taşı temizliğiyle başladık ve ağız hijyenine olması gereken seviyeye getirdik. Ön dişlerinde çürükleri vardı Mine Hanım'ın. Onlara estetik dolgular yaptık. Ve sonrasında da bir beyazlatma yaparak birkaç ton kadar dişlerinin rengini açtık. Birkaç ton ciddi bir tabii ton. Yani birkaç ton demek ağzımızda herhalde dişlerimiz sapsarıydı. Çok daha keyifle gülüyoruz galiba Mine Hanım. Galiba gülmememizin de genel sebebi dişlerimiz olabilir mi? Evet, dişlerimiz zaten.